hikaye. Niye yapmış? Dövme dedi, günah dedi falan. Vallahi ama dedim yani nereden biliyorsun işte? Yazıyor dedi kitap. Kur'an'da. Allah'ın adında geçiyor mu dedim benim gibi yani. Hani öylesi daha ciddi alacağım tabii yani. Samanyolu televizyonu sevilen oyuncusu Yunus Gülçe dövmelerin ötürü daha fazla yazacaktır. Aha falan diye. Hani o zaman olur. Ama yani o öyle yanacağım falan dedim. Ya hepimiz yanacağız da dedim en azından biz dövmelerin ötürü yanacağımız için biraz daha kuruluz. He? Böyle yanarken böyle bir saatten şaka yapacak birileri gelecek diyecek ki abi dövmeler yakıyor. Bir olur o yüzden zaten buradayız falan. He? Bu da onun yani ana teması Allah aşktır. Anladın mı? Ben böyle öldükten sonra mesela anons bekliyorum açık söyleyeyim. Hani Allah temalı dövmeleri olanlar sağ taraftan devam etsin falan. Tabii canım, böyle orada bir şey olması lazım. Okutarak yürü yürü. Gittik orada işte böyle yazıldığından bir tane hocayı da çalıştık abi. Rıza Hoca. Buradan başlıyor abi Rıza Hoca. Kaslatmaya. Ayak parmaklarından böyle her yer kas. Kas 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 kas. Buraya kadar Arnold Schwarzenegger. Bundan sonra Rize. Rize'yi. Ama fanatik. Hani Rize için canlı bomba olur. Bir adı iki adı bakacağım Rıza Hoca. Evet. Efendim. Bak böyle duruyordu oğlum benim. Efendim. Bir de dedi ki yarı kör. Kimsin? Kimdir o? Ha? Bu çünkü. Yani bundan bir koyuyor böyle dirsekse, bundan kalk. O bir koyuyor, bu üç çıkıyor, o bilmem ne filan anladın mı böyle? Poz diyorum sana ya. Çok acayip. Ve onunla beraber çalışıyorsun mesela. Yeni başlayanlar özellikle bir böyle plan bir eşlikle çalışırlar ki olmasın diye. Ve ağır kiloları falan girdikleri zaman da böyle başucunda o bekler ve sana böyle gaz verir ondan ki aklın altında kalma diye. Ama tabii Rıza Hoca'yla artık o gaz nasıl oluyor? Daha anlatacağım sana şimdi. Başucunda şöyle bir adam var mesela. Sen böyle zorlanıyorsun mesela. Falan. Gaz veriyor sana. Basoni! Başlıyorum! Basacaksın! Bas sen ha! Falan o! Şu kırımı anlatıyor. Yardımla etmeye çalışıyor. Güleyim mi? Yani çok acayip yani hakikaten. Ya geçtin taksiyi yani takip edecektin ha. Hayal gitme uçağa bak dedi ya aynadan bakıyorum. Sonra da arkadaki taksi saptı. O saptı uçağa gitti. Dolmuşa gideceğim. Böyle bir kişi bekliyoruz dolmuşta. Bittim ben. Bir kişi daha bekliyoruz. Hani bazen oluyor ya şey diyorsun sen mesela. Hani, baktın ki gelmiyor. Diyorsun ki mesela arkadaşın da parasını ben vereceğim gidelim falan diyorsun. Paran da varsa. Ha? Havalı bir hareket diyor. Herkes de böyle bir... Sensin falan diyen böyle bir takdir de toplarsın. Neyse dedim ki ya abi dedim, arkadaşının parasını ben vereyim dedim, gidelim dedim. Döndü. Sen dedi, takmadın adamın parasını niye verdin? Ben de tek alıştım yani. Hazırım, antrenmanlıyım Karadeniz'den. Eğildim böyle. Ve dedim, sen benim bu adamı tanımadığımı nereden biliyorsun? Göz göze geldik böyle bir. Yarı metreden böyle bir bakıştı falan. Benim söylediğim şey böyle bir damıttı. Böyle bir işledi beynimde falan. Haklısın. Sonra döndü abi. Biz yola çıktık. Bağdat Caddesi'nden gidiyoruz. Oradan da insanlar bilmek istiyorlar. Yani kimseye almadım ben. Ya dedim ki abi alsana taksi bekliyor. Senin arkadaşı ayıp oldu dedi ya. Akıllı insanlar için dizayn ettiğim kafamda böcekler var.
3D sahne hali. Bu da sona eriyor. Teşekkür ediyorum. Allah kabul etsin.